Burnumun dibine girmişsin. Benim vicdanımı sızlata sızlata buradasın. Sadece Doğu Akdeniz'i değil, Ege adalarını da Türkiye için Yunan Gölü'ne dönüştürmek isteyen bir zihniyetten bahsediyoruz. 12 millet çıkardık çıkarmadık olayı var ya, bizim de hadi çıkarın nasıl çıkarıyorsanız meclisimizin çıkardığı bir şey var, yetki var. Savaş sebebidir. Dostlarım, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Yunanistan Ege Denizi'nde açık deniz alanı olarak kabul edilen alanların büyük bir kısmını kendi egemenliğine almak için karasularını 12 deniz miline çıkarma girişiminde bulunmuştu. Türkiye Yunanistan'ın bu girişimini savaş sebebi sayacağını dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil tarafından yazılan bir mektup ile Amerika Birleşik Devletleri'ne bildirmişti. Daha sonra 1995 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Casus Belli adlı bir karar alarak Yunanistan'ın karasularını 12 deniz miline çıkarması halinde bunu kesin olarak savaş sebebi sayacağını bütün dünyaya bildirmişti. Zira bu karar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin denizlerdeki varlığının yok sayılması demektir. Nasıl mı? Dostlarım, bağırsak sesimizin duyulacağı adaları Yunanistan'a peşkeş çekmemiz sonucunda elinde bulundurduğu adalar sebebiyle Yunanistan Ege Denizi'nin %40'ına sahiptir. Türkiye ise bunun yarısı denecek kadar bir hakka sahiptir. Yunanistan'ın 12 mil kararı çıkarması demek Ege Denizi'ndeki varlığını %70'e yükseltmesi demektir. Hal böyle olunca ortak kullanımda olan açık denizlerin büyüklüğü de %59'dan %19'a düşecektir. Nihayetinde Yunanistan'ın Ege'deki hakkı %70 olurken Türkiye'nin Ege Denizi'ndeki hakkı maalesef %9'lara gerileyecektir. Dostlarım, Yunanistan'ın 12 mil kararı çıkarması halinde Ege'de gaz ve petrol çıkarmamızı, tatbikat yapmamızı, balıkçılarımızın Ege'de rahatça avlanmasını unutun. Hal öyle bir noktaya gelecek ki Türkiye artık Ege üzerinde serbestçe uçamayacak. Deniz ulaşımında hep sorunlarla karşılaşacaktır. Yunanistan'ın dibimize kadar gelip savaş gemileri demirlemesine, burnumuzun dibinde tatbikat yapmasına zannediyorum ki Türkiye'nin müdahale etme hakkı da olmayacaktır. En önemlisi de mavi vatan idealimizi tamamen ellerimizden alacaklardır. Korkunç bir senaryo olduğunun farkındayım. Fakat maalesef durum bundan ibaret. Ve Yunanistan depremin ilk günlerinden beri bunun planlarını yapmaktadır. Maalesef halkımız bu konuda yeterince bilinçlendirilmemektedir. Tekrar söylüyorum. Bu topraklarda gözü olanlar için ülkemizde olan yıkıcı depremler iç karışıklık ve otorite boşluğu oluşturmak için büyük bir fırsattır. Sahada yapamadıklarını masada yapmak ve müdahaleye hazır hale getirebilmek için Akbaba gibi başımızda bekliyorlar. Peki Yunanistan bu cesareti nereden aldı da bugün bize böylesi tavır alıyor diye soracak olursanız, ders kitaplarında yazmayan, resmi tarih tarafından resmen görmezden gelinen bir gerçeği gelin belgelerle kısaca size anlatayım. Fakat anlatmadan önce şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Lozan Anlaşması'na göre Türk-Yunan karasuları 3 deniz mili ile sınırlandırılmıştı. Bunu aklınızın bir köşesine not edin. Öyle ki Yunanistan Lozan'ı adeta paramparça etmiş, bize de sadece susmak ve görmezden gelmek düşmüştü. Tek parti devrinde Yunan-Türk ilişkileri malumunuzdur. Hani şu hiç savaşmamış gibi, iki kardeş millet gibi gözüktüğümüz dönemler var ya, işte Yunan'ın şımarıklığı o dönemlerden geliyor. Zira o dönemler Yunan Başbakanı Türkiye'nin bağımsızlık kutlamaları için Türkiye'ye geliyor, kral protokolünde ağırlanıyor, şerefine yemekler veriliyor. Polatlı'da Yunan'ın döktüğü Türk şehitlerinin kanları kurumamışken, başkentte Yunan'ın şerefine şampanyalar patlatılıp partiler düzenleniyordu. Hatta Türkiye'nin Başbakanının karısı bizzat Yunan Başbakanının koluna bile girmişti. Venizelos'un bu ziyaretinin üzerinden bir yıl geçmemişti ki Yunan Başbakanı fırsattan istifade ederek gözümüzün içine baka baka karasularını havacılık ve emniyet sorunları için 3 milden 10 mile çıkarmıştı. Dostlarım, ne var ki milli çıkarlarımıza tamamen ters olan, Türk'ün adalar ve açık denizlerdeki varlığını yok sayan 1931 Eylül'ündeki bu kararnameye Mustafa Kemal ve İnönü en ufak bir tepki vermemiş. İsrarla bunları görmezden gelmişlerdi. Ekranda Dışişleri Bakanlığımızın resmi internet sitesinde yazanları görmektesiniz. Dostlarım Yunanistan baktı ki Türkler ilk hamlesine ses çıkarmıyor. Herhalde buna da ses çıkarmazlar diyerek 17 Eylül 1936 yılında tek maddelik bir kanun çıkararak karasularını 3 deniz milinden 6 deniz miline çıkardığını ilan etmişti. Fakat Mustafa Kemal Yunan ile kurduğu dostluğun bozulmaması için milli çıkarlarımıza tamamen ters olan bu olaya da ses çıkarmamıştı. Bu sessizlik 1960'lı yıllardan itibaren gündeme oturan Kıbrıs ve kıta sahanlığı gibi Türk-Yunan anlaşmazlıklarının temelini oluşturmuştur. Yani anlayacağınız dostlar, Türkiye Mustafa Kemal ve diğer hükümetlerin sessiz kaldığı bu durumun ceremesini tam 51 yıl boyunca çekmiş. Yunanistan'a ancak 51 yıl sonra cevap vererek karasularını 1982 yılında 6 mile çıkardığını ilan etmiştir.